bel çevresi. Bel çevresinin erkeklere 102 santim, kadınlara 88 santim üzerinde olması metabolik sendrom için bir risk faktörüdür. İkincisi açlık kan şekerinin 100'ün üzerinde olması. Açlık kan şekeri yüksek olması demek zaten insülin direncinin kriterlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda metabolik sendromun en önemli kriterlerinden biridir. Üçüncüsü trigliserit düzeyi. Trigliserit düzeyi dikkat ederseniz insülin direncinde genellikle kullanılmaz. İnsülin direncinde kullanılan iki parametre açlık insülin değeri ve açlık kan şekeri değeridir. Ama metabolik sendromda trigliserit düzeyi de var. Trigliserit düzeyinin 150'nin üzerinde olması demek kardiyometabolik sendrom için bir risk demektir. Diğer bir kriter ise kan basıncı. Kan basıncı değerimizin 130'a 85'in üzerinde olması metabolik sendromun kriterlerinden biridir. Metabolik sendromun benim de en sevdiğim ve en önemli komponentlerinden bir tanesi HDL dediğimiz kolesterol. HDL iyi kolesteroldür ve kalp damar hastalığı riskini önler.